Nasılsınız? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sayın Bakanım. Nasılsın başkanım? Nasılsın sayın hocam? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sayın bakanım. Çok heyecanlandım, bir röportaj yapıyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. Çocukluğumdan beri izlediğim, keyif aldığım, biraz önce de tam yaşını öğrendim. Semih Saygıner'le beraberiz. Muhteşem bir spor kompleksine sahip oldum. Evet. Benim çocukluğumda Ankara'da Öztekin Bilardo vardı. Evet, birkaç tane bilardo salonu vardı. Aynen. Orada gidip ıstakalarımızla oyun oynadığımız bir spordu. Hı-hı. Ama şimdi uluslararası spor kompleksine sahip, evet, olimpiyata aday bir branş var. Evet. Ve akla ilk gelen isimsizsiniz. Eyvallah. Nasıl, teşekkür ne ederim. Düşünüyorsunuz? Tabii az evvel de duygularımı biraz anlattım. Yani böyle bir kompleksin bilardoya kazandırılması çok önemli. Yani sadece ülke için değil, uluslararası arenada da bence çok önemli bir kompleks. Burada çeşitli şampiyonlar yaşayacağız. Belki önümüzdeki jenerasyondan yetişen ve burada başarılar kazanan çok arkadaşımız olacak. Ben de yetişebildiğim kadar ben de bir şeyler tabii kazanmaya çalışacağım hala. Taş gibi oynuyorum yani, onda bir sıkıntı yok. Yok, izliyoruz zaten. Ama şöyle, tabii heyecan verici bir şey. Bilardo'nun dünüyle karşılaştırdığınızda çok önemli bir adım. Yani dün kahvelerde, hatta spor dalı bile olarak anılmayan sporun bugün Türkiye'de nereye geldiğini görüyoruz. Sadece kompleks anlamında değil, oyuncuların gücü anlamında da nereye geldiğini görüyoruz. Bu çok sevindirici bir şey. Ben çok mutlu oldum tabii ki böyle bir tesisin kazandırılmasından. Umarım dediğim gibi bir sürü başarıya imza atarız burada. Şimdi buranın hep güzelliklerinden bahsediyoruz, evet, da siz bir sporcu olarak tesisi nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok fazla göremedim. Bir tek ışıkla ilgili bir konuştuk. Işığı biraz daha masaya uygun hale getirmek gerektiğiyle ilgili konuştuk. Onun dışında şu ana kadar gördüğüm kadarıyla bir eksik gedik yok. Gayet güzel soyunma odaları, her şey dört dörtlük yapılmış vaziyette. Bir de tabii mutlaka bir takım eksikler çıkacaktır. Öyle eksikler çıktıkça da düzeltilecektir diye düşünüyorum. Çünkü yeni bir tesis sonuçta. Ama dediğim gibi yani çok mutlu olduk camia olarak. Bilardo'nun dünü bugünü. Ha, bilardo salonları hala devam edecektir çalışmasına. Orada insanlar bilardo ile belki ilk defa tanışacak. Sonrasında spor olarak bu işi ciddiye alıp tesislerde gelip oynayacak. İlinde belki gidip lisans çıkaracak. Ama ilk başta tabii bilardo salonlarında başlıyor her şey. Oraları da yermemek lazım. O da bir ülkemizin bir gerçeği yani. Şimdi o gerçekte bir şey var. Hı. Ben Eurosport'un sıkı izleyicilerinden bir tanesiyim. Hı. Tam Fransa bisiklet turu başladığı, hı, zaman snooker turnuvaları beraber başlar. Hı. Fransa bisiklet turunu bırakıp snooker'a geçer Eurosport. Evet, evet. Bu kadar büyük bir branş var aslında. Evet. Galiba da dünyanın en çok izlenen branşlarından, evet, bir tanesi. Evet. Bizde niye yok? Snooker bizim bu bölgede yani bu topraklarda çok bilinen bir şey değil. Kaldı ki aslında snooker İngiltere menşeli ve İngiltere'nin zamanda sömürge olarak bulunduğu ülkelerde popüler. Ama dünyada popülerliğine bakarsanız aslında Türkiye'de bilindiği adıyla Amerikan bilardosu, yani delikli bilardo dedikleri, orijinal adı pool olan branştır aslında dünyada en çok oynanan ve izlenen. Fakat orada çok ciddi bir tanıtım meselesi var. Eurosport işin içinde. Matchroom diye bir firma var ki bu firma işte masa tenisini, dartı, aynı zamanda snooker'ı parlatan çok önemli bir firma. Bunlar çünkü alıp bir sporu tabir yerinde ise dipten yukarıya çeken anlayışa sahip firmalar. Onun sayesinde bu kadar biliniyor. Yoksa diğer branşlar da dünyada hiç küçümsenmeyecek kadar seyrediliyor. Yani mesela Kore'de kimse snooker bilmez. Evet. Ama Kore'de ben yolda yürüyemem yani. Herkes tanır. Öyle de bir şey var. Vallahi Ankara'da da inşallah yolda yürüyemeyecek. Ya Türkiye'de tabii tanınıyorum ama Kore'deki başka bir şey. Çünkü televizyonlar, ben orada yaşamasam bile sürekli benim maçlarımı veriyor. Sürekli başka bilardocu arkadaşlarım. Yani beni tanıyorlar derken sadece beni tanıyorlar anlamında söylemiyorum. Yani 3 bant bilardonun ne kadar popüler olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Sanchez'i gördüğünde yolda tanıyor. Herkesi ismiyle biliyor, tanıyor. O yüzden sadece snooker'dan ibaret değil yani dünyada bilardo. Eurosport'un ve iyi pazarlamanın bir ürünüdür tabii bu. Semih Saygıner'i artık Ankara'da yaptık diyebilir miyiz? Ben zaten gençliğimi Ankara'da geçirmiş bir insanım. 80'lerde ben Ankara'da başladım bilardoya. Ya Adapazarı'nda başladım ama, hı hı, esas Ankara'ya gelişim benim
1980 yılında geldim ilk Ankara'ya ablamların yanına. O zaman işte şeye giderdim. Esat 4 yolda üsttekine giderdim. Aynı yerde. Tabii tabii. Aynen. Yaşımız da çok fazla. Belki sizinle karşılıklı sizi izlemişim. Olabilir. Ben bahsettiğim yıl 1980. Oralara giderdim. Ve kimse beni tanımazdı tabii. Ama işte iyi oynuyor falan. La, bebeğe bak la falan derlerdi böyle. Bebeğe bak la. Ne biçim oynuyor la bu bebe falan derlerdi benim için. Öyle öyle geliştirdikten sonra tabii zaten herkes tanıdı Ankara'da da. Ben Ankara'da çok zaman geçirdim yani. Ama artık daha fazla geçeceksiniz. Öyle gibi. Öyle gibi evet. Bırakmazdı. Aynen. Ankaralılar da Semih abimizi canlı canlı izlemek istiyorlarsa evet. Artık bir tesis var burada. İnşallah yani son birkaç sene mi bak ona göre. İnşallah bir daha geldiğinizde detaylı salondaki İnşallah. Güzel bir röportaj yapabiliriz. İnşallah. Çok İnşallah. Teşekkür ederim. Rica ederim. Lado ile aran nasıl? Oğlum iyi diyor. Evet, kendinden alan başlasın. 1980'li yılların başında bilardoya başlamış biriyim. Benim bilardoya başladığım dönemde federasyonumuz yoktu. Federasyon kuruldu. Sonra ben federasyonla birlikte dünya çapında birçok başarılar kazandım. Ve devamında birçok arkadaşım bilardonun başka branşlarında da dünya çapında başarılar kazandılar. Ve Türkiye gerçekten bugün dünyada bilardo denince söz sahibi bir ülke haline geldi. Fakat hayalini bile edemeyeceğimiz çok önemli bir tesis kazandık. Hakikaten bilardo için sadece Türkiye anlamında değil, dünya çapında da çok büyük bir başarı. Ben burada emeği geçen herkese, bilardocu arkadaşlarım ve sporcular adına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok önemli bir hamle bu. Belki bundan 15 yıl sonra başka bir şey konuşacağız. Ben de bilardoyu bırakmış biri olarak gelip burada seyredeceğim. Hala oynuyorum, biraz idare ederim birkaç sene daha. Ama hakikaten çok önemli bir şeyin imza attığınızın altını çizmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Karanlık bir görüntü var ama apaydınlık bir salon var. Evet. Başkanım bu yukarıdan maçı izlediğimiz en güzel salon senin salonunda. Şimdi senin salondan daha güzelini yapmışlar. Ellerine sağlık. Çok gurur duyduk, çok mutlu olduk. Ben de Ersan kardeşime, sevgili başkanımın bu açılış gününde davetine icabet ettik. Ve bu güzel tesisin açılışında bir arada olmaktan dolayı da son derece mutlu olduk. Tabii burada bir emek gerekti. Burada bir emek var. Burada bu süreçte, bu emekte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türk sporuna, ilçemize, ilimize, Türk ülkemize ve milletimize böyle güzel bir tesis kazandırıldı. Bence harika olmuş. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Başta Sayın Bakanımız, Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasaboğlu Beyefendi'ye, hele hele Spor Toto Başkanı Bünyamin Bey'e, başkanımıza, Gölbaşı Başkanımıza, burada herkesin birleştiği bir emek var. Bu emeğin karşılığında da böyle bir güzel tesis kazandırıldı. Bugün insanlar bugün var, yarın yok. Ama burada kalıcı olması, bu tesisin Türk sporuna kazandırılması kadar güzel bir şey olamaz. Tabii biz voleybol olarak da biz bir tesis kazandırdık. Biz bu süreçte bu tesislerinde en büyük faydasını gören bir branşız biz. Bu konuda da devletimizin desteği olmadan bunları zaten yapamayız. Burada da çok güzel bir destek verilmiş ve çok güzel bir tesis hayata geçirilmiş. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başkanım, voleybol bu işte bir model oldu aslında. Federasyon binası, salonlar, hatta sizinkinde ilaveten oteli. Ardından Handball Federasyonu yaptı. Şimdi Bilardo'da var. Satranç Federasyonu'nun binası aynı şekil. Bunun başlatanı Voleybol Federasyonu oldu ama ve çok da güzel bir model olduğunu koydu hem başarılarıyla hem vizyonuyla. Yanlış mı düşünüyorum? Başlatanı demeyelim de hedef olmayalım yani. Böyle demeyelim ama her branşında böyle bir tesis kazanması çok daha güzel olur. Ama sadece federasyonlar değil, ülke geneline baktığımızda bugün tesis anlamında Türkiye çok tarihi bir aşama içinde. Tarihi bir tesis zenginliği içinde. Ben yıllardır beni tanıyorsun ki ben yıllardır Türk sporunun çeşitli branşlarında görev yapıyordum. Toprak sahada antrenman yapmak için sıraya giriyorduk bir hafta önceden. Anıttepe'nin sahasında bir petrol ofisi takımının antrenmanını yapması için ki Sakıp Özberk hoca da o zaman bizde hocaydı. Yani biz burada sıraya giriyorduk. Bugün değil toprak sahanın yanından geçmiyoruz. Artık her yerde tesisler, çim sahalar, sentetikse, sentetiği beğenmiyoruz artık normal çim.
Yani burada bu ülkenin bu gerçeklerini konuşmak lazım, söylemek lazım. Böyle bir tesis hamlesi, böyle bir tesis kazandırılması bu ülkeye muhteşem bir şey. Ben tekrar ediyorum. Dünden bugüne kim nemeyi geçtiyse herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii burada da en büyük gayreti ve ekonomik desteği devletimiz veriyor ve Spor Toto burada bir model oldu, bir öncülük oldu. Bugün hangi ile gitsek, hangi ilçeye gitsek, hangi mahalleye gitsek hep böyle tesis zengini oldu. Bu tesis zengini ne oluyor? Bu tesis zenginini aktif kullanmak lazım. Bu aktif gençleri burada yetiştirmek lazım. Bunu sağlarsak tesisin bir anlamı oluyor. Tabii tesis yapıp da kullanmıyorsak hiçbir anlamı olmaz. Aşağıda ama biz, hiç bitmeyen 360 gün turnuva olacak. Bugün ben açılışta Sayın Başkan'ın belediye başkanına söylediği bir şey çok hoşuma gitti. Bu ilçede bir otel, elçiye zeval olmaz dedi, bir otel ihtiyacı olduğunu söyledi ki ben katılıyorum sonuna kadar. Evet, burada bugün ve 365 gün, 300 gün mutlaka bizden destek alacağınızı ve garantisini veriyoruz. Evet. Dedi ki bu güzel bir işbirliği, güzel bir dayanışma. Bu otelde işte benzer bir yani evet var. Bizim de mesela otellerde kulüplerimiz bu konuda çok rahat ediyor. İzmir'e gittiğinde, İstanbul'a gittiğinde, Ankara'da oynadığında takımlar ulaşım problemi yaşamıyor. Yukarıda kalıyor, altta fitnessini yapıyor. Antrenman salonu, maç salonunda antrenmanını yapıyor. Maçını oynuyor, tekrar iline dönüyor. İnşallah bütün federasyonlarımız böyle tesislere kavuşur diyorum. Valla biraz önce bir duyum aldım ben. Bilardo oynasak ben Ersen Başkan'ı yenerim diyorsunuz. Yok, ben öyle bir iddiam yok. Ben haddimi bilirim. Oynar mı? Voleybol oynarsak belki bilmem. Voleybol oynarsak Ersen Başkan'la bu cümleyi kullanabilirim ama Bilardo'da böyle bir cümle kullanma. Sayın Bakanım da söyledi. Sen de Bilardo oynayacaksın. Dedim ki başkandan ben dedim artık başkan bize öğretecek. Var mıydı yani işinizde başkan... Bilardo oynamıştınız? Ya bizimki sporun amatörünün amatörüdür yani. Bizim Bilardo gençliğimiz böyledir yani. Vallahi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.